Merhabalar. Değerli mülteci dostlarımız. Evini, yurdunu, eşini, dostunu, akrabasını, çevresini, sevdiği yerleri terk edip Almanya'ya gelmek zorunda olan dostlar. Eğer sizler 29 Mart 2023'ten önce Almanya'ya iltica etmişseniz, BAMF'ta iltica dairesine ilticanız devam ediyorsa ya da ret aldınız, mahkemeye başvuru yaptınız, mahkemede devam ediyorsa ya da mahkemeden ret aldınız, üst mahkemede devam ediyorsa, netice itibariyle bir şekilde ilticanız devam ediyorsa, üst mahkemeden de ret aldınız, folio antrak dediğimiz müteakip iltica yaptıysanız ve ilticanız devam ediyorsa, yani ana fikir iltica devam ediyorsa ve bir diplomanız varsa, üniversite diplomanız varsa, meslek lisesi diplomanız varsa, meslek yüksekokul diplomanız varsa, 16. maddeden ustalık, kalfalık, çıraklık belgeniz varsa, 28B olmaz, 31 olmaz, 35 olmaz, 28B, 31 ya da 35'in olabilmesi için 16'nın olması lazım. 16 yoksa 6 boş diyor, Almanya onay vermiyor. Onun için paranızı boş yere üniversitelerden sertifika almak için ya da kurslardan sertifika almak için harcamayınız. Tamam mı? Eğer diplomanız varsa meslek değiştirmede işe yarayabiliyor. Tek başına 28B, 31 ya da 35 işe yaramıyor. Hadi oradan diyebilirsiniz. Sıkıysa başvuru yap, gör. Ondan sonra gel yanıma, abi sen haklı mısın diyeceksin. Ben şimdiden haklı olduğunu söyleyeyim ama senin haklı olmanı çok isterim. Fakat kazan ayağı öyle değil kardeşim. Şimdi burada önemli kriter ne? Bir, Almanya'ya gelebilmek için en önemli şart 29 Mart 2023'ten önce gelen mülteciler 18A şartını taşıyacak. Yani meslek lisesi, yüksekokul, ön lisans ve 16. maddeden meslek okulu belgesi olacak. Ya da 18B üniversite lisans diploması olacak ya da 19C aranan mesleklerden bir belgesi olacak ya da kamyon trailer olacak. Eğer bu vasıfları taşımıyorsanız ama 29 Mart'tan önce geldiysen senin için en ideal yollardan birisi ya kamyon trailer alacaksın ya varikom yapacaksın, mesleğini tescil ettireceksin ya da ausbildung yapacaksın. Başka yolun yok kardeşim. Net söylüyorum. Eğer ilticadan devam ediyorsa Almanya İkamet Yasası 10. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesi ve 10. maddenin 3. fıkrasının 5. cümlesi bizim için referanstır. Diyor ki Almanya'ya 29 Mart'tan önce gelen 18A, 18B, 19C'nin şartlarını taşıyorsa ilticanı çekmek şartıyla oturum, kalıcı oturum ve çalışma müsaadesi alır diyor. Şimdi size sesleniyorum. Bakın net sesleniyorum. Son zamanlarda hep böyle yumurta kapıya gelmiş. Ret aldım abi diyor. Report da geldi. Tek report geldi diye yanımıza geliyorlar. Ya son dakika niye geliyorsunuz? Ya arkadaşım senin garantin ne? Bakın sana kim Almanya'da çalışarak kalırsın diye garanti verdi ya? Kim verdi? Çalışma yoluyla kalamazsın. Neden kalamazsın? Bak net söylüyorum. Şimdi çalışma yoluyla kalabilmen için Almanya'nın istemiş olduğu şartlar var. O şartları yerine getirmen gerekiyor. Şimdi diyor ki Almanya'da çalışma yoluyla kalabilmek için birkaç tane madde var. 25A maddesi, 25B maddesi ve 104C maddesi. Tamam mı? 25A diyor ki çocuk diyor 4 yıl boyunca Almanya'da okula gitmiş ve 14 yaşından büyük, 18 yaşından küçükse. Ya demek ki 25A'dan yararlanabilmek için ortada bir çocuk olacak. 4 yıldır okula gitmiş olacak. 14 yaşını gün almış ya da 18'ine doğru gidiyor olacak ki
bu yasadan yararlanabilsin. Çocuğa oturum verilince siz de çocuk üzerinden oturum alacaksınız. Çocuk için kaç yıl gerekiyor? 4 yıl. Anlat baba anneciğim. Yani değil mi? 4 yıl. Şimdi diğer ise ne? 25B. 25B'de ne diyor? Eğer diyor bekarsa 6 yıl Almanya'da kalmışsa, çocuklu aile ise 4 yıl Almanya'da kalmışsa. 104C ne diyor? 31 Ekim 31-10-2022'den önce Almanya'da 27 yaşından küçük bir 3 yıl kalmışsa ya da 6 yıl kalmışsa, bekarsa, 27 yaşından büyükse ya da evliyse, 4 yıl çocuksa, o zaman 18 aylık oturum veriyor. Şimdi ne görüyoruz? Siz eğer bekarsanız ve 6 yıldır Almanya'da değilseniz, çalışma yoluyla kalma hayali kuruyorsanız yanlış kuruyorsun. Daha 1-2 yıldır Almanya'daysan, daha 6 yıl önünde, daha 3-4 yıl önünde varsa yani bu süreyi tamamlamak için senin Almanya'da bu tarihe 6 yıl kalacağının garantisi var mı? Soruyor sana, var mı garantisi? Hadi söyle bana. Var mı? Yok. Ya sen her 29 Mart 2023'ten önce geldiysen, abi 1,5 sene, 2 sene olsun, 3 sene olsun. Bekarsan 6 sene kalman lazım. Abi fesvetran var, hiç yardım almıyorum, her şeyimi kendim karşılıyorum diyorsun ya. 6 yıl şartı koşuyor. 6 yıl. 6 yıl. Çocukluysan 4 yıl. Eğer bunlar yoksa çalışma yoluyla kalamazsın. O zaman 18A, 18B, 19C'den yararlanmak için ya diploman olacak, ya mesleğin olacak, ya kamyon ehliyetin olacak, ya yazılımcı olacaksın, ya IT'ci olacaksın, ya telekomünikasyoncu olacaksın. Bunlardan birini sağlıyor olacaksın ki bu yasadan yararlanırsın. Yoksa eğer sana birisi diyorsa ki çalış alırsın, affedersin, ne alırsın. Onun için lütfen, lütfen yalvarıyorum. Neyi bekliyorsun? Bekleme ya. Banf'ın cevabını bekleme, mahkemenin cevabını bekleme, üst mahkemenin cevabını bekleme. Bir an önce bize gel, avukatına git, başkasına git. Ama bu yasadan yararlanmak için başvuru yap. Benim kadar, ekibim kadar ve avukatım kadar bu işi tecrübeli bilen insan sayısı çok yok. Birkaç kişi varız ya piyasada, biliyorsunuz. Onun için sizlere sitem etmiyorum, kızamıyorum, bağıramıyorum. Önemli, değerli insanlarsınız. Yani düşünsenize, dünyanızı terk edip buraya gelmişsiniz ya. Yeni bir hayata başlamak istiyorsunuz. Hayalleriniz var. Tamam, ev almışsınız, kirada oturuyorsunuz, arabanızı almışsınız, işiniz yolunda, her şeye şakır şakır, takır takır giderken bir bakıyorsun, ne görüyorsun? Red terk gelmiş abi, ne yapacağım? Saçı başı yolduruyorsunuz adama. O günü niye bekliyorsunuz? Bir an önce gelseniz arkadaşım, çözelim işinizi. Var formülü, yolunu söyleyeceğim. Ama gelmen lazım. Tamam mı? Randevu alın gelin. Mail atın gelin. bilgi@oktavizdemir.com.tr 0049 203 933 18 883 bak şiir gibi numaramız var. Bekliyoruz efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.